olan senaryolarla ve çalıştaylarımızda gerçekleştirecek beyin fırtınalarıyla ufkumuzu genişleteceğiz. Böylece kendimiz ve yetimimiz için bir iyilik yapmış olacağız. Çok çalıştık. Ne yapmalısınız bu çalışmalarda? İki şey sizlerce. Birincisi, gelecekle ilgili bir çalışma yaparken günümüzün olumsuzluklarına takılmamanızı sizlerce ediyorum. Yani geleceği tasarlamak, günümüzü karalamak anlamına gelmemelidir. Sizler içerisinde yaşadığınız yapı ve toplumlarla ne kadar barışık olursanız, ne kadar iyi çalışabilirsiniz bu yapı içerisinde, geleceği tasarlamak için o kadar güçlü olursunuz. Mars, bildiğiniz gibi çok kırmızı gezegendir. Taşların arasında tüm canlılar olabilir. Aa, işte Mars. Merak etmeyin, Mars'ta elini arsalarsan oyun oynamak isterler. Yazdım bile bilim kuşunu yazdım. Başka bir kitap yazacak mısın? Bilim zürafası aklım. Çünkü bilgiyi herkes verir arkadaşlar. Bilgiyi internetten de bilirsiniz, okursunuz. Ama projelerin, grup projelerinin ve sunumların büyük faydasını görüyoruz. Yani öğrencileri kendi kendilerine bir şey yaratmaya zorlandıkları zaman öğrencilerin daha bir harekete geçtiğini görüyoruz. Sizdeki mühendis mi istiyorsunuz? 10 tane istiyorsunuz, yarın getiririm Çin'den. 100 tane istiyorsunuz, bir hafta alır. İngilizcesi yoksa o zaman Hindistan'dan getiririm. Ne var ki? Gerçekten etkiler gibi. Öğrencilerde bu kreativitenin törpülenmediği bir okul gördüm nihayet. Çok teşekkür ediyorum okul yönetimine. Hedef hiçbir zaman para kazanmak değil, hiçbir zaman güç ve nüfuz değil, dünyayı değiştirmek. Anlam yaratmak, fark yaratmak. Okulu sevmediğimiz çirkin kötü bir yer olarak görürsek zaten okul bizi baştan kaybetmiştir. Ben bu ana fikirleri etrafında toparlamak istedim ve çok evrepli bir sunum sunmak istedim. Çünkü aynı zamanda da okulun sıcak bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. İlginize teşekkür ederim.
geleceğin dili, bugün kullandığımız dille görsel olan dilin bileşkesi olacak. Sanat çünkü bunu bugünden bize gösteriyor. Ama günümüz dünyasında bir şeye odaklanmak gerekiyor. Ve o şeyine her şeyi bilmek gerekiyor. Yani hayatta sevdiğiniz alanı kendinize seçin ve o konuda derinleşin. Ve o konunun uzmanı siz olun. Çünkü gelecek uzmanlığın şeysi, dönemi. Yani generalist meslekler ve generalist şeyler, görevler giderek azalıyor. Her işin çok spesifik derinlemesine bilen uzmanlara ihtiyacı oluyor. Türkiye için bir etkinlik tasarlarken bu etkinlikte dünyadaki en güzel örnekleri, en iyi tasarımcıları, en iyi yapılmış işleri nasıl getirebiliriz diye bakarken gözüme ilişen bir konu vardı. Şimdiki aklım olsaydı bir Finli olmayı tercih ederdim. Finlandiya'da gördüğüm bir okul projesi, bir ilkokul projesi beni şimdiye kadar etkilemiş pek çok şeyden daha çok etkiledi. Araştırmacı meraklı bir kişiliğim olduğu için eğitim konularının, eğitim ve teknoloji kullanılması konularının da bu arada çalışma fırsatım oldu. 9 yıldır teknoloji alanındaki her gelişim, yani en son model teknoloji bilim dergisinde okuduğunuz şeyi bir ay geçmeden bir eğitim teknolojisi dergisinde de konferansını dinlersiniz. Böyle hazırda bekleyen binlerce insan var. Yeni bir teknoloji konusu çıksın, hemen onu eğitime ben getirmiş olayım diye. Ben Türkiye'nin geleceğine inanıyorum. Umutlu bir insanım. Türkiye'de de bu işler güzel olacaksa, sizin gibi diğer okullar gibi bunu sorgulayan, daha iyi ulaşmak için çaba gösteren kurumlar sayesinde olacak. Kendinize güvenin, ülkenize güvenin, her ne kadar sorunları olsa da, yerinize güvenin de toplum için bir şeyler yapmaya erken yaşlarda başlayın diyerek konuşmamı kapatacağım. Özellikle görselliğin çok önemli olduğu geometri konularında tabletlerdeki uygulamalar öğrenciler için çok büyük fayda sağlamaktadır. Biraz evvel bahsettiğim aslında bir dikdörtgenin köşe yenini hesaplama sorusu. Biz bunu müze hırsızı sorusu şeklinde çevirdik. Öğrenci hesap yaparken tabii ki kalem kağıt kullanma ihtiyacı duyuyor. Onun için de arka tarafta bir notepad'imiz var. Bu notepad üzerinde yazılı işlemleri yapabilmekte. Ben burada doğru şeyi bilim hırsızımızı yakalatalım. Doğru tabloyu verdiğimizde yine de hırsızımız yakalanmış oluyor. Merhaba herkese. Şimdi özellikle başkan olduktan sonra bir sürü yerde konuştum. İlk defa rahatım. Çünkü ilk defa bir yerde bana fütüristler ne yapar diye sormayacaklar. Benden çok daha yetenekli, yeni cevval fütüristler var salonunda. Dolayısıyla bundan dolayı son derece mutluyum. İşin gücü gelecek. Hakikaten işin gücü gelecek. Hem şu anda kendini ilk fütürist gelecek planlama şirketi olarak deklare eden bir şirketin kurucusu ve sahibiyim. Hem de Fütüristler Derneği'nin aktif bir üyesiyim artık. Şimdi eğitim kurumları çok biliyor, ona gelenler az biliyor gibi bir durum yok. Bilgi her yerde. Anneler, babalar fevkalade planlar yapıyor çocuklar için. Çocuklar onlara uyarsa daha iyi olur gibi bir doğrumuz kalmadı. Aksine gençler ve sizler büyüklerden, bizlerden çok daha fazla biliyorsunuz şu anda. Zihniniz çok daha açık, olanaklarınız, teknolojik olanaklarınız çok daha gelişmiş. Dolayısıyla daha hızlı kavruyorsunuz. Onun için bu olay biraz galiba tersine dönmeye başladı. Bir kere ben dilerim, ben çocuğum, gencim, vakti gelince bakarım gibi bir köşeye çekilmeyin. Biraz isyan edin, biraz arıza çıkarın ve lütfen büyükleri sizi geleceğe doğru yönlendirmek, doğru hazırlamak üzere zorlayın.